Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tower ye of yeni eklenen Wormhole modundan bahsedeceğim. Ödülleri güzel, gayet dövüş, eğlenceli, böyle spireli bir tarzında ama biraz da farklı böyle. Vampire Survivors oynayanların da seveceği böyle gayet eğlenceli bir moddan bahsedeceğim. Öncelikle oyunda şu anda 42 level son. Dün de 42 level son Şu anda 42 level son. Ee, ve wormhole modu bugün yenileniyor yani bu videoyu izlediğiniz gün gidin yapın zaten e, ilk günse ikinci günse zaten yenilenmiştir. Wormhole moduna şuradan giriyorsunuz arkadaşlar challenge'dan en altta wormhole modu sınırsız girebiliyorsunuz. Ödülleri limitli ama baya güzel ödülleri var. Bu, bu ödüllerde işte e, iki tane gold nucleus var işte şeyler var tabi bunlar artıyor daha fazla daha yüksek ödüller de var. Ve ayrıca şuradaki şeyleri de alabiliyorsunuz şu zımbırtıları ne deniyordu bunlara bakalım. Ee, enerji kristal dustlardan da alabiliyorsunuz. Bunlarla mor elbiseler alabiliyorsunuz falan filan. O yüzden gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şu anda mor elbiselere erişmek biraz zor. Ben de hiç mor elbise yok. Ben çok kasmadım o elbise kısmını. Zırh kısmını. Gayet güzel o yüzden. Bunu nasıl yapacaksınız? Zaten direkt buraya girdiğinizde açılıyor. Ee, herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Level'ınız yetmiyorsa zaten söyledik. 40 level'da açılıyor olması lazım. Ya da 40 işte level'da açılıyor olması lazım ilkinin. Buradan görebiliyorsunuz. Ondan sonra bununla beraber gelen bir zımbırtı var. Onu da göstereceğim size. Şuradan gördünüz. Şuradan iki tane şey var. Bir tanesi free alabiliyorsunuz. İçinden işte gold nucleus, işte silah ve matrix yükseltme şey ve para çıkıyor. Bu arada 5K'ya az demeyin. 5K cidden oyunda işe yarayan bir para, para miktarı. Ee, burada 450 Black kristalle alabileceğiniz bir pack var. Bundan da bir tane alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi içinde bayağı güzel şeyler var. İhtiyacınız varsa bundan da alabilirsiniz ama ben free to play oynayanlara pek önermem ama içindekiler gayet e, önemli şeyler yani ama tabii ki şu anda e, ben pek önermiyorum bu tip şeyleri almayı ama free olanı tabii ki alacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar bir girelim. Ben size bu bunun tipinden bahsedeyim. Bir turda oynayacağım. Oynarken de tekrar anlatacağım size. Öncelikle arkadaşlar burada şöyle yarat giriyoruz içeri. Her her bölgede 8 kat var. Dördüncü kısımda boss çıkıyor. Ondan sonra bir de sekizinci kısımda boss çıkıyor. Bu easy hard falan filan diye gidiyor. Sekiz puana ulaştığımızda da şu şeyi veriyor. Çok zor değil free to play oynayanlar rahatlıkla yapacaklar. Benim karakterlerim bayağı güçsüz çünkü ben ileriki karakterlere yatırım yaptığım için şu anda elimdeki çoğu şeyi tutuyorum hani şöyle göstermek gerekirse. Ben elimdeki çoğu şeyi tutuyorum. Hiçbir şeyi harcamadım. Daha böyle tam olarak anladıktan sonra her şeyi kasmayı planlıyorum. Şimdi burada size önerilerim olacak. Ben bunu az çok oynadım, az çok biliyorum ve size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım burada. Öncelikle arkadaşlar burada yapmanız gerekenler Blessing Rune toplamak. Blessing Rune'ları da birazdan oynarken göstereceğim. Bunlar işte yaratık kestiğinizde veya etrafta böyle beyaz ışıklar şeklinde, üçgenler şekilde görülen şeyler. Bunlar size 3 tane buff arasından bir şey seçmenizi sağlıyor. Bu bufflardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Bunlar genelde işte e, crit artır, HP'nin artır şeklindeki buff'lar. Bazılarını almanızı önermiyorum. Mesela şurada şu buff'ı görüyorsunuz. Overclocking program. Bu 180 damage'inizi de arttırıyor ama size gelen damage sizin vurduğunuz damage'i de arttırdığı gibi size gelen damage'i de arttırıyor. Bu o yüzden pek önerdiğim bir buff değil. Diğerlerini alabilirsiniz durumunuza göre. Önerdiğim karakterleri de gelecek olsak arkadaşlar şu anda ateş ve buz kısmı daha fazla damage vuruyor gördüğünüz gibi. Önerdiğim karakterler de king olacaktır ve elinizde varsa bende yok. Meryl olacaktır. Özellikle Meryl'ın şuradan bulabilirsem özellikle Meryl'ın bir yıldızı kalkan kırdığınızda %10 canınızı doldurduğu için burada mükemmel işe yarıyor. Hani heal'la uğraşmıyorsunuz zaten bir sürü kalkanlı yaratıklar. Hepsini kırdığınızda %10 %10 canınız artıyor. Buradaki bir diğer sıkıntı arkadaşlar burada aldığınız healing'ler %80 azalıyor. Ama weapon'lardan gelen bu şeyler weaponların trade'lerinden ve karakterlerin trade'lerinden gelen buff'larda herhangi bir azaltma yok. Ama ben gidip şununla heal atarsam veya kokorayt'ta heal atarsam çok daha he az heal alıyorum. Nemesis'in Nemesis heal'ı burada çok işe yarıyor. Eğer ki bir yıldızınız varsa sürekli sağ, sağ tık attığınızda size şey verdiği için bir heal alanı verdiği için siz de o heal alanının içinde kalacağınız için çok fazla işinize yarıyor Nemesis'te. Benim buradaki önereceğim kesinlikle Meryl varsa özellikle bir yıldızı kesinlikle işinize yarayacaktır. Onun dışında King veya Huma alabilirsiniz kalkan kırmak için. Zaten Meryl'ınız varsa ona çok ihtiyacınız kalmayacak. Onun dışında da varsa Nemesis burada çok işinize yarayacaktır gene heal için. Onun dışında da varsa elinizde King'in şuradaki trade'ini kullanabilirsiniz. King'in bu trade'lerle ilgili rehberimiz gelecek arkadaşlar. Şu anda kana kanalda yok bunu da anlatacağım. King'in trait'i herkesiniz 7 yaratık için %8 canınızı dolduruyor. Full hali işte herkes 5 yaratık için %10 canınızı dolduruyor. Bunu kullanırsanız çok daha fazla şey yapacaksınız. Bunlardan %80 düşme yok. Ama diğer dediğim gibi silahlardaki canlardan %80 azalma var. Onu söyleyeyim yani. Daha az heal atıyorsunuz normal heal attığınızda. O yüzden böyle Weeper özellikleri veya karakter özellikleri gibi şeylerle kendinizi heallamanız lazım. Bende zaten Kokorite yok. Şu anda benim asıl olayım King'de ilerlemek olacak. Onun dışında bu relik, e, reliklerinize falan da her şeyinize bakabilirsiniz. İşinize yarayan şeyleri koyabilirsiniz. Bende iki tane esrar relik var. Ama yani bunların çok işe yaradığını hissetmiyorum. Ee, biraz daha yüksel, level yükseldikten sonra şey yapacaktır. Şu anda ben de bir tane crit rate almışım. Birinci seviyeyi yaptım. Ee, i̇kinci seviyeyi de ilerleyeceğim. Başarısız olabilirim. Çok sıkıntı değil. Nasıl olsa tekrar deneme imkanım falan var. Ee, çok sıkıntı değil o. Deneyin çünkü az da olsa ödül veriyor. Nereye kadar yaparsanız, birinci katı yapsanız da en azından size küçük bir ödül verecektir. Hani elinizden geldiğince yapın. Şimdi burayı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki amacınız her zaman büyük yaratıkları toplayıp, şu sol üstte bir progress barı var görüyorsunuz. Büyük yaratıkları toplayıp kesmek üzerine olacak. Burada her zaman yapmanız gereken o. Şimdi ah gördüğünüz gibi geliyor bunlar. Gelin 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 hepiniz gelin. Bokla. Gelin. Şimdi benim amacım bunları toplayıp kesmek. Şimdi ben de Meryl olsaydı çok daha rahat olacaktı. Çünkü Meryl'ın şöyle bir özelliği var. Kalkan kırdıkça can dolduruyor. Ben şuraya bir heal alanını atayım. Atamadım. Ya yani böyle lagdan dolayı şeyler olabiliyor maalesef. Ya da ben mi yanlışa bastım? Yoo. Tamam. Lagdan dolayı bu tip şeyler olabiliyor. Olabildiğince böyle perfect dodge'larla bunların hızlı hızlı kalkanlarını kırıp olabildiğince bu barı ilerletmeniz lazım. Benim dediğim gibi, karakterlerimde çok fazla Matrix falan şeyleri kasmadım. Ben biraz e, bu tip oyunları oynarken, free-to-play oynadığım için şeylere dikkat ediyorum, hani e, kastığım şeylere dikkat ediyorum. Ve yayıncı olduğum için daha fazla karakter kasmam gerekecek ilerleyen vakitlerde. İşte Claudia, Cobalt bir falan filan gelecek. Şeyli karakterlere, e, banner karakterlerine daha fazla özen göstereceğim için şu anda oyunu biraz yavaş oynama taraftarıyım. Kendi açımdan siz tabii istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi bunları keseceğim şimdi. Siz bunları benden çok daha hızlı keseceksiniz. Benim buradaki amacım göstermek burayı. Ama kesemiyorsanız da en azından birinci katı yapın. Gördüğünüz gibi %50'ye geldi. Bir tane Blessing Rune geldi bana... ...şey seçtiriyor. Şuradan hemen can arttırmayı seçtim. Bir tane daha geldi. Buradan da... E, ...HP'mi arttırıyor. Bu da e, gene HP'mi arttırıyor. Keşke demin demeyici seçseydim. Benim healing için herhangi bir şeyim yok. Demin söylediğim şeylerden... Eee... Dediğim gibi Friendship falan da kasmadım. Ben aslında kasabilirim. Benim de bir sürü item var ama şu anda kasmamayı tercih ettim. Bunun sebebi de dediğim gibi bir sonraki karakterleri kasacak olmam. Küçük yaratıklarla çok vakit kaybetmeyin. Küçük yaratıklar size çok fazla puan vermeyecektir. Demin gördüğünüz gibi iki tane büyük yaratık kestim. O da direkt yüzde %50'ye getirdi. Şimdi burada direkt böyle yaratık keseyim bitireyim diye uğraşmayın arkadaşlar. Bu tip oyunlarda her zaman... Bakın o kadarını kestim 104 verdi. Şimdi bunu da keseceğim. Bir bir de bakın bu ne kadar verecek. Buradaki yerler e, biraz değişiyor. Hani sürekli aynı yerde oynamıyorsunuz. Bir de i̇şte boss yeri falan filan var. Onlar biraz farklı farklı. Tekrar diyorum bende zor görünüyor diyor zor değil. Hani siz de bunları çok daha hızlı kesebileceksinizdir. Onun onu da içinizde rahatlık olsun yani. Çoğunuz karakterlerini benden daha çok kasmıştır. Ben oyunda işte e, binek alayım, onu alayım, bunu alayım, daha fazla video çıkartayım diye karakter kasmaktan çok o tip şeylere yöneldim. Daha fazla kendi eğlence içerikleri e, yöneliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha çıktı. Evet şurada bir tane HP e, yüksek canı olanları yüzde, yüzde, işte artı 180 demeye şey çıktı. Gördüğünüz gibi %54 dedi, %81'e çıktı işte küçük yaratığı kesince falan. Büyük yaratığı kesince küçük yaratıklar çok vermiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bir buçuk dakika var. Bu bir buçuk dakikada şu üçgenleri toplayabilirim haritada. Bunlar e, işte bana Heal veriyor işte ne bileyim e, Buff veriyorlar. Şunlar işte süre arttırıyor. Artı 30 saniye ekliyor. E, yaratıkları kesmeden hani son böyle yüzde 80'lerde falan size tavsiyem şöyle bir gezin. Hani bir gezin. E, son bir dakikanızda bir tane yaratık kesersiniz elbet diye düşünüyorum. Şöyle bir gezin. Bir şey var mı yok mu etrafta? Ha, şu an görebildiğim yok. O yüzden gidip şu şeyi döveceğim. Dediğim gibi sizde Meril varsa özellikle bir yıldız Meril varsa çok daha kolay bir şekilde burayı yapabilirsiniz. Çünkü heal'ınız oluyor. Meryl'ın kalkan kırması da çok güzel. Veya King'i kastıysanız dediğim gibi çok daha rahat yapabilirsiniz. Bu buff'lar değişiyor. Mesela bu hafta ateş buff var. Haftaya elektrik buff'ı olabilir falan filan. Onlara bakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu katı da hallettim. Hemen bir tane blessing rune seçtirdi. Onu da seçtim. Şimdi son bir 54 saniyem var. Burada istersem şuraları bir gezebilirim. Gene böyle kal kanat açmam falan mümkün. Buraları hızlıca geçebilirim. Diğer reliklerinizi falan da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şu robotu falan da kullanabiliyorsunuz. Ben öyle kullanmadım. Ama istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir bakalım. Etrafta başka... Ee şey falan var mı? Oralara bakabilirsiniz. Burada sana size çünkü toplaması için küçük bir imkan tanıyor. Bu süre içinde de böyle etrafa bakabilirsiniz. Ben büyük ihtimalle toplamışımdır diye düşünüyorum ama gene de bir süremiz varken bakmakta hayır var yani. Küçük de olsa bir şeyler ee, görebiliriz belki. Bu en kötüsü de son saniye görüp alamamak tabi. Tamam benim alamadığım yok sanırım. Tamam. E, bu beni şimdi e, 3-2 saniye içinde çıkacak. E, eğer ki gezmek istemiyorsanız direkt okey basıp çıkabilirsiniz. Evet şimdi yaptım. Şimdi yaptığım için bana çeşitli ödüller verdi. Şuradan görebilirsiniz işte çeşitli ödüller verdi bu. Enerji kristal verdi işte falan filan Bir, birkaç item verdi. Tam göremediniz ama e, şuradan shop'tan size gösterebilirim gene. E, nerede? Şundan verdi işte bundan biraz daha kasarsam. Mesela şey alabilirim işte bir tane mor kıyafet alabilirim ki mor kıyafetle normal kıyafet arası, beyaz arasında çok büyük farklar oluyor. Hani şey diye düşünmeyin. Mesela işte bu armbands bu işte 1500 veriyor canı. Bu 3000 veriyor işte 68 atak 34 atak yani baya fark oluyor mavi ile mor arasında. Bir de en üst seviye sarılar var yanlış hatırlamıyorsam ama onlara şu anda erişemiyorsunuz. Warhol'u yapın arkadaşlar. Şu anda hani bu videoyu izliyorsanız oyuna girin yapın. Ee, çünkü şu an bu birazdan bitecek. Bu bugün bitecek. 17 saati kaldı. Tabi tekrar yenilenecek. Merak etmeyin. Hani. Şansınız elinizden kaçmıyor. Biz de her akşam 8'de yayındayız. Yayında oynayacağız bu akşam bunun devamını diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Tower of Fantasy Türkiye sonucunuz var. Linkler açıklamada. Oraya gelebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.